Diyelim ki elimizde f x eşittir x kare artı 1 fonksiyonu var ve bu fonksiyonun 0,3, 0,3 kapalı aralığındaki ortalama değerini bulmak istiyoruz. Evet, her zaman olduğu gibi şimdi burada videoyu durdurun ve bu soruyu kendi başınıza cevaplamayı deneyin. Umarım bir fonksiyonun ortalama değeri hakkındaki diğer videoları önceden izlemişsinizdir. Evet, f fonksiyonunun bu aralıktaki ortalama değerini bulun. O halde gelin bu fonksiyonun grafiğini çizip ortalama değerini bulmaya çalışalım. Bu y ekseni. Bu da x ekseni. Burası 0. Burası 1 2 3 x 0 iken f(x) 1 olacak. İşte burası f1 2'dir. Burası 1 ise 2 3 dedik ama bir saniye ona kadar çıkmamız gerekeceği için ölçeği biraz küçültelim. Burası 10 olsun. Burası 5, burası tam ortası. Evet, güzel oldu. Burayı da yapalım. x ve y eksenlerinin ölçeklerinin farklı olduklarını görüyorsunuz, değil mi? 2'nin karesi artı 1, 5. 3'ün karesi artı 1 ise 10. Şimdi noktaları birleştirelim. Evet, karşınızda y eşittir fx'in grafiği. Sıra bu fonksiyonun 0,3 kapalı aralığındaki ortalama değerini bulmakta. İsterseniz formülü uygulayabilirsiniz ama bunun yerine gelin formülün ne yaptığını anlamaya çalışalım. Ve tekrar ediyorum lütfen bu formülü ezberlemeyin, boşuna vakit kaybetmeyin. Zaten formülün ne yaptığını anladığınızda ezberlemenize gerek olmadığını da göreceksiniz. Fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değeri için, ortalama değerini bulmak için fonksiyonun belirli integralini yani buradaki alanı bulmamız gerekiyor x kare artı 1'in 0 ile 3 arasındaki belirli integrali. Ve bu alanı alıp aralığın uzunluğuna bölersek, buradaki ortalama uzunluğu, yani fonksiyonun ortalama değerini bulmuş oluruz, öyle değil mi? O halde, bunu b eksi a'ya, yani 3 eksi 0, yani 3'e böleceğiz. Devam ediyorum. 1 bölü 3 çarpı x karenin ters türevi x üzeri 3 bölü 3'tür. 1'in ters türevi de x'tir. Bunu 0 ile 3 arasında değerlendireceğiz. 1 bölü 3 çarpı, önce 3 de değerlendirelim. 3 üzeri 3, bölü 3, yani 27 bölü 3, 9. Artı 3. Şimdi de 0 da değerlendirelim. 0, eksi 0, evet eksi 0. O halde geriye 1 bölü 3 çarpı 12 kaldı. Bu da 4'e eşittir. Evet, fonksiyonun bu aralıktaki ortalama değeri 4'müş. Dikkat ederseniz, fonksiyonun burada 2'den küçük, 1'den büyük bir x için 4 değerini aldığını görebilirsiniz. Bunu isterseniz c diyebiliriz. İntegraller için ortalama değer teoremini duydunuz mu bilmiyorum, bunu daha sonra anlatacağım ama şekle geri dönecek olursak, 4 gerçekten de ortalama değer gibi görünüyor değil mi? Bu uzunlukla bunu çarparsanız, bu alanı elde edersiniz. Ve bu alan, şu anda sarıya boyadığım bu alan, eğrinin altındaki alana eşittir. Ortalama yükseklik çarpı bu uzunlukta eğrinin altındaki alanı verir. Bu kadar kolay.